insan olma serüvenimizin kadim öyküsü. Kaydedilen tarihten bile eski. İnsanın aklıyla, emeğiyle yoğurduğu, Münbit Hilal'in bereketli topraklarında 10 bin devir önce başlamış bir hikaye. İnsan kalma çabamızın parmak izi, ekmek. Üzerine yemin edilen nimet. Tas tamam rızıkla rezzak ilişkisinin yeryüzündeki iz düşümü. Ekmek bir ölçektir. Ekmek bizi tartar. İnsanlığımızı tartar. Helal lokma bilincimizi tartar ekmek bizi. Ekmek bizi bir sofrada birleştiren bir unsurdur. Ailemizi birleştirir, akrabalarımızı birleştirir, misafirlerimizi birleştirir. İşte iftar sofralarımızda vardır. Bir yoldan gelen, işte hacılar mesela yoldan gelirler, onlara bir sofra hazırlanır. O sofranın baş tacıdır ekmek, su ve tuz. Ekmek, su ve tuz kurar Türk mutfağını. Dolayısıyla bizim hani mutfak kültürümüzün de temel öğelerinden birisidir. Ekmeksiz sofra düşünülemez. Her ne kadar modern zamanlarda böyle ekmeği az yemek, ekmeği hiç yememek gibi bir moda çıkmışsa da yine buğday ve ekmek bizim soframızın vazgeçilmez unsurudur. Ekmek azizdir. Eskiler ona nanı aziz derler. Bir lokması bile israf edilmez, yere atılmaz. Rezzaka saygısızlıktır. Ekmeğe Farsça nan denir. Kendisine iyilik edene hıyanet eden ekmek körüdür. Yani nankör. Tuz ekmek hatrını gözetmek gerekir. İyilik gördüğüne hıyanet edenin gözünü tuz tutar, dizini ekmek. Bütün çalışmamız, uğraşımız ekmek parasıdır. Ekmek aslanın ağzındadır. Henüz işin doğrusunu öğrenemeyenlerin 40 fırın ekmek yemesi gerekir. Ekmek umuttur. Biz anneler evlatlarımızı helal lokma kazansın diye yetiştiriyoruz. Yani isterse bir profesör olsun, isterse bir demirci çırağı olsun. Neticede her çocuk hayata bir dilim helal lokmanın peşinde olmak üzere yetiştirilir. Yani güzel ahlakla birleştirilir alın teri. Güzel ahlakla birleştirilir emek. Ve emek ve alın terinin geçtiği her cümlede bizim zihnimizde ekmek tasavvuru canlanır. Nimet tasavvuru canlanır. Bu yüzden de bu şeyi, mukaddesatı bizim, bu saygıyı, mukaddesat çok iddialı bir kelime oldu. Bu ekmeğe dair olan bu saygıyı, hürmeti sürdürmemiz gerekiyor. Ekmeğe nankörlük olmaz bakın. Nankör derken bile orada bir edebi sanat var. Yani ekmeğe kör olmak, nimete kör olmak demek bu. Ekmeğe kör olan nimete kör olur. Halbuki rızıktır. Ekmek en önemli bir rızıktır ve rızkı veren Allah'a bizim kulluğumuzun borcudur ekmeğe saygı duymak. Ekmek bugün özellikle Afrika'daki çocukları düşünün veya açlıkla, kıtlıkla, savaşla bir imtihan olan bütün toplumları düşünün. Suriye'deki çocukları, İdlib'deki çocukları düşünün. Bunların hepsi ekmeğe muhtaçtı. Özellikle Suriye'ye mesela yardım konusunda bize ilk söyledikleri bizim fırına ihtiyacımız var diye anlatıyorlardı. O insanların hayata tutunabilmeleri için o fırından ekmek çıkması gerekiyordu. Ekmek hayattır, ekmek umut derken bunu söylüyoruz, bunu kastediyoruz. Ve şükretmemiz gerekiyor her dilim ekmeğimize. Çünkü o bir dilim ekmeği bile yiyemeyen çocuklarla tanıştım ben Afrika'da, Arakan'da. Yani şayet o bizim çöpe attığımız o yarım dilim ekmeği yese o çocuk iki gün daha fazla yaşayacak. Ekmeğin hikayesi, insanın hikayesi,
insanoluşun nişanesi, hakça bölüşülen ekmek ve sunulan şükür, insana ait kalabilmiş bir kalbin alameti. Hiçbir dua, ekmeğe verilen çaba kadar gerçek, ekmeğe duyulan ihtiyaç kadar içten olamaz. Karnımızı doyurur, emeğimizin karşılığı olur, soframızı sofra yapıp bizi bir arada tutar. Necip Fazıl'ın söylediği gibi, ekmeği paylaşmak ekmekten daha lezzetlidir.